Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Haber müdürümüz Göksel Göksu şehir dışında olduğu için bu hafta Medyaskop'ta neler olacağını ben tek başıma anlatacağım sizlere. Bizi izlemeye devam etmeniz temennisiyle. Şimdi biliyorsunuz dün İran'da çok önemli bir olay yaşandı. Bir helikopter kazasında Cumhurbaşkanı reisi, Dışişleri Bakanı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Bu tabii ki tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye'nin de gündeminde. Bu hafta bunu takip edeceğiz. Dış haberler editörümüz Senem Görürücel bu işi üstlendi ama Senem bir kaza geçirdiği için evinden yapmak zorunda. Sakat haliyle bu hafta bizi İran hakkında bilgilendirmeye devam edecek. Burak Siperli ile beraber onu özellikle vurgulayalım. Herhalde çarşamba günü Transatlantik'te de ağırlıkla bu konuyu konuşacağız. Geçen hafta yapamadık Transatlantik'i biliyorsunuz. Başka ne var? Spor var tabii ki. Sporda dünkü maçtan sonra şampiyon hala belli olmadı. Ben de bir Galatasaraylı olarak stattaydım ve hayal kırıklığı yaşayanlardan birisiydim tahmin edersiniz. Şöyle ilginç bir durum var. Hafta sonu pazar günü yapılacak maçtan bir gün önce yani Konya deplasmanından bir gün önce Galatasaray Spor Kulübü'nün kongresi var ve burada mevcut başkanı karşısına bir tek kişi çıkıyor. O da Profesör Süheyl Batum. Biz Medyaskop olarak ikisinden de yayın talep ettik. Dursun Özbek kabul etmedi, gerek duymadı herhalde ya da yoğun olduğu için. Ama Süheyl Batum yarın saat 4'te gelecek. Sizlerin de sorularını cevaplayacak, onu söyleyeyim. Tabii ki hafta sonu yapılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray maçları şampiyonun belirlemesine yol açacak hafta içi. Onu da takip edeceğiz. Başka ne var? Tabii ki Kobani davasının yansımaları var, sürüyor. Daha da sürecek, çok önemliydi. Geçen haftaya, Perşembe günü damgasını bastı. Onu kayda değer programlarımızda saat 15'te ama onun dışında başka yayınlarda da takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Bir diğer husus Erdoğan acaba CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Çünkü yakında demişti. Bu hafta belki olabilir diye düşündük. Ama bir yandan da herhalde Erdoğan reisinin cenazesine ki şu anda tarihi henüz belli değil, gidecektir. Ama bir şekilde bu hafta bir CHP Genel Merkezi'nde Erdoğan Özgür Özel buluşmasına tanık da olabiliriz. Her halükarda bu buluşma olsa da olmasa da normalleşme, yumuşama meseleleri konuşulmaya devam edecek. Bir diğer husus da tabii ki bugün yeniden devam eden Ayhan Bora Kaplan davası. Bununla ilgili süre gelen devlet içi iktidar savaşları meselesi, bir yeriyle de Sinan Ateş cinayeti davaları, bütün hepsi birlikte ayrı bir kalem olarak herkesin, bütün medyanın ve dolayısıyla bizim de Medyaskop'un da takip edeceği hususlar olacak. Şu anda düşünüyorum bayağı bir yoğun bir hafta olacağı benziyor. Bir de tabii ki her an sürpriz bir takım gelişmelere de tanık olabiliriz ama şöyle bir düşündüğümde bu başlıklar yani İran'da yaşananlar, CHP-AKP ilişkileri, Kobani davası, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Galatasaray Kongresi gibi olaylar bayağı bu haftaya damgasını basacak. Biz de bunları takip edeceğiz. Bizleri izlemeye ve destek olmaya devam etmenizi rica ediyorum. İyi günler.